Değerli izleyenler, elmalının farklı bir kültürel değerini daha kayıt altına almak için yine yollardayız. Bugün belki de şimdiye kadar hiç duymadığınız, yapım aşamalarını ne amaçla kullanıldığını dahi bilmediğiniz, her derde deva olan ecdadımızın ürünü sedir katranının yapım aşamasını sizlere dakika dakika anlatacağız. İsterseniz sedir ağacının katrana dönüş hikayesini çekmek için hep birlikte Geçmen Mahallesi'ne doğru ilerleyelim. Kıymetli izleyenler, Kadim Şehir Elmalı'yı sizler için adım adım gezmeye ve anlatmaya devam ediyoruz. Bugün Elmalı'nın Geçmen Mahallesi'ndeyiz. Belki şimdiye kadar hiç duymadınız. Her derde şifa olan sedir katranının yapımını aşama aşama sizlere anlatacağız. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Kolay gelsin. Sağ olun. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Halil Yılmaz. Geçmen Mahallesi'nde oturuyorum. Uzun zamandır bu işi yapıyoruz. Şimdi bu aşama aşama onları anlatacağız. Şu anda yaptığımız işlem nedir? Şu anda yaptığımız iş parçalama işlemi. Bir aşaması. Parçalama işleminin bir aşaması. İlk önce aşaması bu aşama. Ondan sonra benden sonra orada bayanlar yapıyor o işi de. Erkekler burada biraz daha ağır işler. Evet, ağır işler. Parçalama işlemi var. Evet. Ondan sonra odun kadar olduktan sonra onlar, küçük parçaları bayanlar parçalıyor. İstersen oraya da gidelim. Gidelim. Beraber. Gidelim. Kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi, sizler de. Abi merak ettim, ben hayatımda ilk defa böyle bir şey görüyorum. Size anlatır mısınız? Şu anda ne yapıyorsunuz? Bundan işteyiz, gazdan çıkartıyoruz. Şimdi biraz önce kırım aşaması yaptık, bayanlar biraz daha ince bölümünü işliyor. Evet, az ucuz işi kadınlar yapıyor. Ama en önemli ince iş, her zaman olduğu gibi kadınlar. Önce işleri kadınlar yapıyor. Kadınlar yapıyor. Şimdi bunu parçalayacağız. Parçaladıktan sonra herhalde Halil abi ocağa mı götüreceğiz? Fırına götüreceğiz, pişireceğiz. Ocakta eriyecek. Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? 5-10 yıldır yapıyoruz. 30 yıldır yapıyoruz efendim, 30. Rekor sende mi? 30 diyor. Başka var mı? Daha fazla yapan. Ya yok, en çok biz yaptık. Biz ikimiz en çok yaptık. En çok yani, ama bak, bu her derde şifa, ben araştırdım biraz. Buraya o zaman ne korona gelir, ne de başka hastalık gelir bu işi yapana. Zaten hüsbeden buna bir şey gelmez. Mal hüsbesinde bunun kokusundan. Korona da gelmez, sinek de gelmez. O zaman bütün izleyenlere bu sedir katranı mutlaka görsünler diyor. Size kolay gelsin. Sizi de haramdırıyorum haramdırıyorum. İstersen hep birlikte gidelim. Uyuya gidelim. Kolay gelsin. Kıymetli izleyenler, sedir katranını aşama aşama anlatmaya devam ediyoruz. Biraz önce çıkarılan çıraları yarın buraya dizeceğiz. Dizdikten sonra, tamamen dolduktan sonra üzerleri kapatılacak ve üzerinden kısık bir ateş verilecek. O kısık ateşle birlikte, terlemeyle birlikte katranlar şurada gördüğümüz boru yardımıyla aşağıya katran akacak. Buraya konma nedeni de, bu tenekelerin konma nedeni de buranın kanalın tıkanmamasını önlemek için. Kıymetli izleyenler, Elmalı Geçmen Mahallesi'ndeyiz. Sedir katranını sizlere aşama aşama anlatmaya devam ediyoruz. Dün sedir ağaçlarının parçalanıp çıra haline dönüştüğünden bahsetmiştik. Şu anda çıra haline dönüşüm işlemi arkamda gördüğünüz gibi devam ediyor. Bu çıralar yukarıdaki ocakta dizilerek katrana dönüşecek. İsterseniz hep birlikte bu çıraların katrana dönüştüğü ocağa doğru hareket edelim.
Selamünaleyküm. Aleykümselam. Kolay gelsin Ramazan abi, Halil abi. Allah razı olsun hocam. Nasılsınız? Görüşmeyelim. Şükürler olsun. İyiyiz. Hamdolsun. Sizler sormadınız. Sağ olun. Bizim işlem başladı herhalde. Aynen hocam. Şimdi yaptığımız işlemi anlatabilir misiniz? Yaptığımız işlemde parçaladığımız sıralar burada hocam dinlemeye başladı. Parçalanan çıralar önceden hazırlanan, buraya ocak diyoruz. Ocağımız hocam. Ocağı böyle diziyor. Peki bunun bir mantığı var mı? Böyle alsak, direk dönsek daha çabuk olmaz mı? Çabuk olur ama emeğimiz zayi olur. Çok zayi olur hocam. İşin çok zayi olur. Yani buradaki mantık... Mantık, ateş hızlı yanıp emeğimiz boşa gitmesin diye. Bundan yavaş yavaş yanıyor. Böyle yaptığımızda hocam, sıkı döşediğimizde, sıkı döşediğimizde verim daha iyi alıyoruz hocam. Bu için küf noktası olan bunun cizmesi. Cizmesi hocam. En zahmetli işi. En zahmetli işi burası hocam. Yani bunu ne kadar sık dikersek anladığım kadarıyla. Evet. Ne kadar sık, ne kadar şeye dikersek. Aynen yanlış. Hava almayacak yanlış şekli çok sakin olacak hocam bunun. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Yoksa hızlı yanarsa kömür olur değil mi? Kömür olur. Verim 10 tenek alacağın yerde 3 tenekede 5 tenekede peki, kadar. Peki nereye kadar dizeceğiz? Üst tarafa, süre kadar dizeceğiz. Buraya kadar dizeceğiz hocam biz bunu. Böyle çıkartırız bunu. Minare gibi çıkartırız burayı. Şimdi böyle yatay şekilde mi çıkacak? Aynı böyle çıkar hocam. Şöyle dik çıkacak. Ortası böyle çıkacak. Orta böyle çıkacak. Kubbe şeklinde. Evet. Kubbe şeklinde çıkacak. Yarı da bu şekilde yayılacak. Evet. Aynen. Peki üzeri açık mı kalacak? Üzeri nasıl yapacağız? Üzerini çamurla kapatacağız. Çamurla kapatacağız hocam. Yani fırın şekline gelecek. Fırın şekli. Çamurla kapanacak. Evet. Üzerine herhangi bir şey açacağız mı? Hayır, başka bir şey atmayacağız. Ardış dalı. Ardış dallar atacağız. Ardış dalının onları... üstüne çamuru yatıracağız hocam. Ateşi nereden vereceğiz? Ateşi üstten. Şu bölgeden ateş vereceğiz. Hemen hemen şu tam... böyle çıkaracağız da bunu hutbe gibi. Evet. Tepeden verebiliriz hocam. Şu tam bu hizadan vereceğiz. Aynen. Yavaş yavaş. Daha sonra burada terlemeyle bunlar yavaş yavaş yanmaya başlayacak. Yandıktan sonra buradan katran burnu akacak. Orada tabii kaplarımızı oraya koyacağız. Tabii. Peki bunun dizmesini ben de yapabilir miyim? Yap. Gelsem yardım etsem. Yaparsın hocam. Şimdi bana da tarif edin. Ben de yardımcı olayım. Yaparsın hocam. Şunu mu alacağız? Doluyu. Olabilir doluyu. Yaparsın hocam. Bundan duvar bir şey. Şöyle dizebilirsin hocam. Şunu şu şekilde dizeceğiz. Değerli izleyenler, dizim işlemimiz, çıraları dizim işlemimiz bugün boyunca devam edecek. Daha sonra gün sonunda tamamen dizdikten sonra bu orta bölümde kubbe biçimde çıkardıktan sonra üzerini çamur ile kapayacağız. Daha sonra ardış çalıları asacağız. Ve buradan yavaş yavaş ateş vermeye başlayacağız. Bu yavaş yavaş terlemesiyle birlikte buradan katranımız aşağıya kaplara doğru akacak. Kıymetli izleyenler, Elmalı'da Geçmen Mahallesi'nde her derde şifa olan Sedir katranının yapım aşamasının 3. gündeyiz. Artık son aşamasına geldik. Şu anda katranımız yavaş yavaş çıkmaya başladı. Bu katranın çıkış aşamalarını anlatmadan önce neler yaptık? Kısaca sizlere hatırlatayım. İlk önce biliyorsunuz Elmalı deyince akla ilk gelen dünyaca ünlü Çığlıkara ormanları adeta bir ağaç müzesi konumundadır. Dünyaca ünlü sedir ağaçlarının 2000 yaşında, 2500 yaşındaki sedir ağaçlarını Elmalı ev sahipliği yapmaktadır. Burada 40-50 yıl önce kesilmiş olan sedir ağaçlarının kökleri özenle kazıldı. Kazıldıktan sonra Geçmen Mahallesi'ne getirildi. Burada parçalara ayrıldı. Parçalara ayrıldıktan sonra küçük küçük hanımların yaptığı küçük küçük çıralara dönüştü. Daha sonra şu anda bulunduğumuz ocakta bunlar bir gün boyunca itinalı bir şekilde dizildi. Dizildikten sonra üzerleri, bu ocağın üzeri ardıç dallarıyla kapatıldı. Daha sonra hava almasın diye çamur ile sıvandı. Sıvandıktan sonra da ateş verildi. Şu anda yavaş yavaş ateş devam ediyor ve hemen gördüğünüz alt kısımda da katranımız akmaya devam ediyor. Değerli izleyenler, isterseniz bu sedir katranının çıkımını aşım aşım biz takip ettik ama bu işin erbabı olan Ramazan abiden neler yaptık? Şu andaki aşama nedir? Kendisinden dinleyelim.
Evet Ramazan abi, şu anda arkamızda duman tutuyor, önümüzde katran akıyor. Evet. Bu aşamayı anlatabilir misiniz? Ben kısaca bir özetledim. Şu andaki yaptığımız nedir? Hocam, işte aynı şekilde ufakladık, çukurumuza döşedik. Üstünü ardış dallarına kapattık, çamurla zuvadık. Şu anda da akma aşamasına getirdik biz bunu. Peki niye ardış dalı, herhangi bir dal değildi? Hocam şöyle, ocağımız altına göçmesin diye. Bu ardıç dalı bunu zapt ediyor yani. Çamırı zapt ediyor. Ya ardıcın burada bir şeyi var mı? Nemli mi tutuyor? Nemli tutuyor. Bir de acısını da alıyor, çekiyor yani. Yani sedirle ardıç. Evet. Çekiyor yani. Evet. Alttan buharla verdiğinde bunun acısını çekiyor hocam bu. Üzerine çamur konuldu. Onun konulma nedeni? Konulma nedeni hava almasın diye ocağımız. Birden katranımız hani heder olmasın diye. Evet, olmasın. Yavaş yavaş, yavaş yansın, yansın diye. Bunun yanma şekli budur hocam. Yavaş yanacak, terleyecek bu. Peki ateşi nereden verdik? Arkadan verdim hocam. Yavaş 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 veriyoruz. Yavaş yavaş. Orayı kapattım. Tekrar bu delikleri açtım hocam. Delikler ne için açılıyor? Delikler hava alsın, ateş beri beri gelsin diye. Hayır, hep ateşi kontrol, buradaki kontrollü amaç şekilde. Ateşi kontrol altına almak. Aynen hocam. Eğer çok hızlı bu yanarsa yok. Ziyaret olur. Mesela ocağımızdan biz beklentimiz mesela 10 tenkerse 5 tenkeye düşer hocamız. Tabii zayiat kömür olur. Kömür olur. Şimdi buradan yanan, yavaş yavaş yanan, şurada en altta daha önceki çekimlerimizde göstermiştik. Bir kanal yardımıyla bu bölgeye akıyor. Evet. Burada da depolama işlemi burada yapıyoruz. Depolama yapıyoruz hocam. Yani sistem bu şekilde devam ediyor. Sistem bu hocam. Peki bu Ramazan abi kaç gün sürecek bu yakma işlemi? 4 gün sürecek hocam bu. 4 gün boyunca. Geceli gündüzlü sürer hocam bunun akması. Ama burada mesela 4 gün nasıl takip ediyorsunuz? Yok, uymuyoruz hocam. Bekliyoruz hocam. Ha, burada bekliyorsunuz. Bekliyoruz hocam. Nöbetleşe. Zaten bu nöbetleşe bir şekilde yapıyorsunuz. Evet, daha önce hocam yaptığımız gibi. Aynen. İmece usulü. Gecede elektriklerimizle böyle el fenerine bakarız hocam. Yanış düzenini kontrol ediyoruz. Çünkü bir yıllık emek burada emek ediyor. Hocam. O yüzden emek en hocam önemli noktasındayız. Evet. Aslında bütün aşamalar önemliydi ama şu an en püf noktası burası hocam gari. En önemli şeyi burada. Burası hocam. Ateşi ne kadar kontrol altına alırsak aynen katran çıkması da o kadar güzel olacak. Ha, ne kadar da yavaş yanarsa hocam bizim mesela daha çok miktarda mal alırız bundan biz. Evet. Yavaş yanmasından. Ya kontrollü bir şekilde. Kontrollü şekilde hocam. Değerli izleyenler, bu aşamaları ben size 3 gün boyunca anlatıyorum. Gerçekten 3 gün boyunca da hepsine birebir şahit oldum. Gerçekten çok emekli, çok zahmetli. Tabi bunun aslında bir gün öncesi de var. Var hocam. Bir gün öncesi de biraz önce bahsettiğim gibi. Var hocam. Bu Çığlıkara ormanlarından bu 50 yaşındaki kökler sökülüyor. Aslında en zahmetli kısmı burası. Burası işte. Burası hocam. Daha sonra da 3 günlük de burada çalışma var. Her aşaması aslında İtina isteyen, özen isteyen. Dikkat hocam. Dikkat isteyen. Dikkat burası. Bu. Dikkat. Bunun ama katranın en önemli özelliği sedir ağacı değil mi? Sedir ağacı. Sedir ağacından olacak. Bakın zaten rengi de ne kadar berrak duruyor. Sedir ağacı hocam. Bunu aktıkça keyfe geliyorsunuz değil mi? Hocam bu aramayı zaten bulunmaz hocam. Bu sistemde yapmadan sonra bulunmaz hocam. Şu kalite bulunmaz hocam. Elmalımıza öz bir şey olması tabii lazım. Sedir, en önemli zaten elmanın özelliği sedir ormanlarının %30'unu karşılıyor ve sedir ağaçlarından en iyi katran sedir katranı. Evet. Ben de araştırdım, en iyi katran sedir katranı. Şimdi Halil abi, elimde sedir katranı var. Biraz önce çıkardık, taze taze çıkardığımız sedir katranı. Gerçekten bizi izleyenler de araştırsınlar. Her derde deva. Atalarımızın, ecdatlarımızın o dönemde kullandıkları bir bakıma antibiyotik. Evet. Şimdi bunun sedir katranının faydalarını da sizden dinleyelim. Sedir katranının faydaları bizim bildiğimiz daha önceden yapılan hayvanlarda kullanılıyor. Mesela hayvanların nasıl kullanıyoruz? Hayvanların sularına damlatılır, tüyü güzel içmesi sağlanır. Bu hayvandaki ciğer hastalıklarına iyi gelir, faydalıdır. Daha sonra kırkım aşamasında kesikler olur. Oluşur mutlaka ki kazayla. Tabii olsun. Kazayla kessen kırk. Başka türlü yaralanmalar olur. Herhangi bir şekilde taş çarpması, işte dala geçme, bilmem ne, yırtık, yara yırtıklarında sürüldüğü anda çabuk iyileşmesini sağlar. Yara iyileştirme özelliği evet, de var. Hayvanlarımızda olan özelliği bu. Peki başka arılarda falan da arılarda kullanılıyor diye duydum. Arılarda da kullanılıyor şu anda.
birçok müşterimiz var bu konuda talep oluşan. Varo illetine karşı çok faydalı olduğunu söylüyorlar. Ve aşırı sakinleştirici olduğunu söylüyorlar. Tabii arıları koloniyi biraz aşırı bir şekilde sakinleştirdiğini söylüyorlar. Benim müşterilerimizin söylediğini söylüyorum size. Çok fazla bir arıcılıkla falan alakam yok. Peki siz bunu uzun yıllardır atadan beri gelen evet. bir uygulama bu. Evet. Gerçekten de çok meşakkatli. Evet. Ben bunun bütün aşamalarına şahitlik ettim. Bu insanda da kullanıyorlar. Yani evet. bu ecdadımızın, atalarımızın biraz önce söylediğim gibi antibiyotiği. Evet, evet. En doğal ilacı. Evet. Yani bu insanlar da nerede kullanıyor? Nerede duydunuz yani? Araştırdınız mı veya ananızdan, babanızdan, dedenizden? Atamızdan, dedemizden duyduğumuz kadarıyla mesela atalarımız ilk duydan suyu çektiği anda, eskiden buralarda çeşmede su yok biliyorsunuz. Evet. Duydan suyu çektiği anda suya bir damla damlatır, kendisi de içermiş zaten. Mutlaka ki bir faydası var. Yani soğuk algınlığına genelde. Özellikle boğazlardaki boğaz enfeksiyonlarına. Uçuklara faydası olabilir. Biz şahsen denedim kendim. Çocuğumda denedim. Faydasını bizzat gördüm. Ya tabii şimdi bizi izleyenler de merak edecekler. Araştırsınlar. Ben bunu günlerce evet. araştırıyorum. Gerçekten ilk doğal, %100 doğal sedir ağacından çıkan, hiç insan eli değmeden doğal bir evet. sedir katranı. Zaten en önemli özelliği de sedir ağacından yapılması. Evet. Araştırdığım kadarıyla da birçok derde deva. Evet. O dönemin bence bir antibiyotiği. Evet, antibiyotiği. İnşallah içenlere de buradan alanlara da şifa olur. İnşallah şifa olur. Şimdi bunu ben de bir tadına bakmak tabii istiyorum. Tabii ki. Şöyle açayım. Tabii ki. Şimdi çok az bakacağız değil mi? Şu tabii şekilde. Tabii ki. Çok az. Çok az. Ağzımızda hoş bir aroma bırakacak. Şimdi ilk başta böyle yanıksı bir şey geliyor ama ağzıma dağıldı tamamen. İnanılmaz bir aroması var. Gerçekten değerli izleyenler, müthiş bir aroması var. Mutlaka bunu sedir katranının tadına mutlaka bakmalısınız. Aroması inanılmaz bir aroması var. O sedir ve ardıç kokusu şu anda ağzımın içerisinde dağıldı. Yani ağzımın içerisinde şu anda bir böyle ferahlık hissediyorum. Yani bu kadar güzel bir şey. Evet. Demek ki hayvanlara da bu şekilde antibiyotik. Ben bir de şunu duydum. Önce bunu savaşlarda soğuktan korunmak için kullanıyorlarmış. Bir de o dönemde hani dağda çok fazla gezenlerde ayaklarında yaralar oluşmuş. Evet, topuk yaraları vesaire, çatlamalar. Evet. İşte veya cilt hastalıkları gibi, eksema gibi. Evet. Onlarda da ayaklara sürüldüğünü ve çok faydalı doğru. olduğunu gördüm. Doğru. Bunu mutlaka bence denesinler. Çünkü bu atalarımızın uzun yıllardan beri koruduğu, kullandığı ilaçlardan bir tanesi. Size de hem bizi burada 3 gün boyunca ağırladığınız için hem de bu kültürü yaşattığınız için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu bizim amacımız zaten bu kültürleri unutulmaya yüz tutmuş bu kültürleri tekrar canlandırmak, değerli izleyicilere bunları aktarabilmek. Siz de bunlara vesile olduğunuz için ben size bir kez daha teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Sizden de. Siz de emek verdiniz. Allah razı olsun. En büyük emek tabii sizin. Biz sadece burada denetek, burada gezmek, burada şey yapmak bile gerçekten zahmetli bir iş. Sizi düşünemiyorum zaten. Şimdi bir de şöyle bir şey duydum. Tabii dediniz ki bu gece gündüz bekliyoruz. Evet. 3-4 gün boyunca bekliyoruz dediniz. Tabi bu evde beklenmiyor. Burada bir gölgede veya bir çadırınız var. Evet. Şimdi oraya da gidelim. Orada hep birlikte. Bir de bu sedir katranı müziksiz olmuyormuş herhalde. Tabii ki. Burada tabii ki. Şu anda keyif aldığımız bir yeri var zaten. Burada akım başladı. Heh. Ürünün akması var. Keyif zaten. De var. Evet, keyif var. Hocam. Keyif olmaz mı? Muhabbet de var. Muhabbet de var. Bu müziksiz de olmuyormuş olmaz. Zaten. İsterseniz değerli izleyenler hep birlikte o gölgeye günlerce bekledikleri yere gidelim. Orada da bir size müzik ziyafeti yapalım. Bu şekilde de kapanış yapalım. Selamünaleyküm.
Aleykümselam. Değerli izleyenler, şu anda ocağı beklediğimiz alandayız. Burada 3 gün boyunca, 4 gün boyunca gece gündüz nöbetleşe bir şekilde ocak bekleniyor. Yani ocağın bir bakıma kontrolü sağlanıyor. Tabi burada vakit geçirebilmek için sağlı sözlü muhabbetler var. Biraz da ürün fazla olunca, güzel olunca, istediğiniz gibi olunca keyfe geliyoruz. Evet. Bağlamalarımız da hazırlanmış. Evet. Sizi tanıyalım. Ben Emin Çetin. Geçmen köyünde ikametgah ediyorum. Arkadaşlarımla beraber Sedir Katran'ı. Siz de bu ekiptesiniz. Evet, biz de bu ekipteyiz. Böyle bir işe önceden yapmış olan abimiz var, onun tecrübesiyle. Biz de öğrenelim dedik. Nesilden nesile aktaralım çabasıyla. Zaten imece usulü yapılıyor anladığım evet, kadarıyla. Evet. Çok meşakkatli bir iş olduğu için yalnız insan işi değil. Çok zor bir iş. Çeşitli aşamalardan geçiyor, sizler de gördünüz. Bunun için bilimli, ilmini bilen insanlar oluşu daha hoş oluyor. Biz de sağ olsun Ramazan abi, ona yardım ediyoruz. O bize tecrübesini aktarıyor. Siz müzikle de destek çıkıyorsunuz evet, herhalde. Evet, müzikle de destek biraz çıkıyoruz. Da ürün maşallah şu anda iyi geliyor. Allah bereket versin, Allah bereket müzik çaldıkça artırsın. Da daha güzel tabii, gelir bu. Keyfimiz yerine geliyor işin açığı. İyi, hoş bir iş, zevkli bir iş, meşakkatli ama zevkli bir iş gerçekten. Şimdi bizi izleyenler var. Evet. Birçok kişi bizi evet. Sosyal medyadan, YouTube kanalımızdan evet. Vesaire izliyorlar. Onlar için ne çalalım? Vallahi hocam ocağımızda gördüğünüz ardıç var. Ardıç var. Sedir ağacımız da var. Yine elimizde bağlamamız var. Bağlamamız da ardıçta. Ardıç. O zaman bir kaba ardıç diyelim mi? Bir kaba ardıç yapalım. Yapalım. İzleyenlerimiz dinlesinler. Koyum olur kabardığın gölgesi. Ağam gölgesi. Günden güne artar yarın sevdası aman aman sürmeli palazım hey hey. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ağzınıza, çok yüreğinize sağ sağlık. Çok sağ olun. Ben hepinize tekrardan teşekkür ediyorum. Teşekkür. Değerli izleyenler, bugün 3 gün boyunca sizlere Elmalı Geçmen Mahallesi'nden Sedir Katran'ın yapımından seslendik. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi ve YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Elmalı'nın bir başka köşesinde çekeceğimiz videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.